Evet, herkese merhabalar. Bugün sizler için kısa kodlara yazılan mesajları nasıl gönderebilirsiniz onu anlatacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya başlıyoruz. Yazalım kalan diye gönderiyoruz. Direkt olarak iptale düşüyor. Bunu işte herkes böyle bakıyor, işte ayarlardan mı acaba, bildirimlerden mi, şuradan mı engelledik mi ya da başka bir sorun mu var, ne yaptık ne ettik diye. Ama bunun kolay bir çözümü var. Normalde daha önceden uygulamalara giriyorduk. Şu arama yerine mesaj olarak tıklayayım. Mesajlara giriyorduk. Mesajlardan işte bildirimlerde mi ya da işte acaba burada mı bir sıkıntı var, işte reddedildi, ne oldu bilmiyorum. Bunun sorunu, çözümü daha doğrusu. Hemen buradan çıkıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda uygulamaları buluyorsunuz. Uygulamaları tıklıyorsunuz. Uygulamalar en üstte, bakın 3 nokta var. Tıkladım ve burada özel erişim diyor. Sıralama ölçütü, varsayılan uygulama, izin yöneticisi, sistem uygulamalarını göster. Özel erişime gireceğiz biz. Özel erişime girdik. Burada işte pil kullanımını optimize et, cihaz yönetici uygulamaları üste göster, rahatsız etme izni, işte sistem ayarları, adaptif bildirimler, adaptif, işte bildirim erişimi, resim falan filan derken bizim istediğimiz şey premium metin mesajı servislerini kullanın diye bir bölüm var. Burada diyor ki premium SMS servislerinin kullanılması ödeme planınıza bağlı olarak ek ücretlere neden olabilir. Yani bu da şudur. Kısa kodlar çoğu zaman ekstra para yapabilir ama bazı uygulamalara girmek için, işte Turkcell'de işte operatörü uygulamasına ya da Türk Telekom'un kendi operatörüne ya da Vodafone'un kendi operatörüne girmek için kısa kod yazmak lazım. Ya da çoğu mesaj kontürlerde kampanyadan yararlanabilmek için mesajlara ihtiyacımız doğuyor. Kısa kodlu mesajlara. Burada bakın, mesajlara asla izin verme seçilmiş. Bu bir şekilde yapılmış. Bunu sor diyebilirsiniz. Bu sefer mesaj gönderirken size soracaktır. Ya da ben dikkatli kullanıcıyım, kısa kodlara mesaj göndermem, sağlam bir şekilde olur derseniz her zaman izin vereceksiniz. Sor dersek ne olur? Hemen deneyelim. Sor dediğimiz zaman şimdi bakalım mesajımız gidecek mi? Bakın burada ne diyor? Buna gönderilmek isteniyor. Bu işlem mobil hesabınızdan ödeme alınmasına neden olabilir. Yani gönder dersek, İşte bu üçkağıtçılar oluyor yani, mesaj gönderiyor, işte kısa kodlardan diyor ki işte şunu yapın, bunu yapın, işte mesaj geldi bana haber verin gibisinden. Buna gönder derseniz bu şekilde gönderir. Her seferde bunu ister sizden. Ama siz bunu eğer mesajlarda her zaman izin ver dediğinizde, bu sefer artık size soru sormayacak. Direkt olarak sizin mesajınızı gönderecek. Evet, dediğim gibi gayet kolay. Ne yapmıştık? Baştan bir kez daha alalım. Bakın gönderdiğimiz mesajlar geliyor. Burada menüden ayarlara girdik. Ayarlardan uygulamaları buluyoruz. Uygulamalara tıkladık. Üste 3 nokta var. Ona tıklıyoruz. Oradan özel erişim. Burada da Premium Metin Mesaj Servisi. Bakın şurada Premium Mesaj Servisi. Buraya giriyorsunuz. Burası sor derseniz size kısa kodlu mesaj yollanınca soru sorar. Asla izin verme deyince göndermez. Her zaman izin ver deyince de istediğiniz an istediğiniz mesajı gönderebilirsiniz. Evet, videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.